Bu videoda evrendeki en güçlü bomba olabilecek fikirsel bir teori üzerinde duracağız. Çoğunlukla dalgalı gaz ve toz bulutlarını barındıran genç ve garip bir evrenle videoya başlayalım. İlkel uzay sıcak ve devasa yıldızlarla dolmaya başlıyor. Büyük oranda hidrojen ve helyumdan yapılırlar. Bu yıldızlar ölürken kalıntıları yerini daha ağır elementlere, daha küçük yıldızlara ve süpernova patlamalarına bırakır. Bu erken evrende kozmos için bir plan başlar. Büyük madde koleksiyonları galaksi kümeleri şeklini alır. Bu kümelerin içinde gezegen sistemleri, yıldızlar, aylar ve haydut gök cisimlerinden oluşan bireysel galaksiler vardır. Ve en parlak yıldızdan en dikkat çekici asteroide kadar bu nesnelerin her birinin ortak bir özelliği var. Tüm bu maddelerin hepsi dönüyor. Peki bir gezegen veya yıldızın dönmesindense bunu bir kara delik için düşünürsek acaba nasıl olur? Dönen bir kara delik, doğanın o kadar aşırı bir gücüdür ki etrafındaki zaman ve mekanı onunla birlikte sürükler. Bu nedenle kara deliklerin bir çeşit enerji kaynağı olarak kullanılıp kullanılamayacağını sormak doğaldır. 1969'da fizikçi Roger Penrose, şimdi Penrose süreci olarak bilinen, bunu yapmak için bir yöntem önermişti. Bu yöntem, kara delik bombaları yaparak enerjiyi toplamak için sofistike medeniyetler, uzaylılar veya gelecekteki insanlar tarafından kullanılabilir. Dönen bir kara delik, kendisinden hiçbir şeyin, hatta ışığın bile kaçamayacağı olay ufkunun sınırının etrafında ergosfer adı verilen bir bölge oluşturur. Ergosfer, dönen bir kara deliğin olay ufkunun dışında bulunan bir bölgedir. Eğer bir nesne ergosfere bölünecek şekilde düşerse, bir kısım kara deliğe düşer ve diğeri kaçarsa, kaçan kısım etkili bir şekilde kara deliğin pahasına enerji kazanır. Böylece nesneleri veya ışığı dönen bir kara deliğe göndererek teoride enerjiyi geri alabiliriz. Son araştırmalar, genç evrenin birden çok eksen etrafında döndüğünü ve bu dönmenin veya açısal momentumun daha sonra oluşan tüm nesnelere aktarıldığını gösteriyor. Fikir, Güneş sistemimizdeki Güneş ve gezegenlerin aynı yönde nasıl döndüğüne benzerlik gösteriyor. Çünkü hepsinin kökeni aynı kozmik buluttan oluşuyor. Bunun istisnaları muhtemelen tarihlerinin bir noktasındaki şiddetli çarpışmalardan dolayı farklı yönlerde dönen Venüs ve Uranüs gezegenleridir. Ancak tüm bu genişleyen, dönen nesneler arasında en ilginç olanı şüphesiz ki kara deliktir. Dönen kara delikler Kerr kara delikleri olarak bilinir. Buna karşılık sabit bir kara delik Schwarzschild kara deliği olarak bilinir. Her ikisi de genel görelliliğin matematiğine yönelik çözümler. Ancak gerçek astrofiziksel kara delikler her zaman dönüyor. İlk yıldızın çökmeden önceki açısal momentumu ortaya çıkan kara delikte korunur. Onların dönüşlerinden görünüşte sonsuz miktarda enerji açığa çıkarabiliriz. Ya da onları hayal edebileceğimiz en büyük bombalara dönüştürebiliriz. Bu gerçek kitle imha silahları 1970'lerdeki araştırma konusuydu. Yöntem oldukça basit. Kara deliği ayna gibi yansıtıcı bir boşlukla çevreleyin. Bu mega ayna yapısı bir yıldızın enerjisinden yararlanmaya çalışan Dyson küresine benzer. Kara delik bombasıyla bir kara deliğin dönme enerjisinden yararlanıyoruz. Bu ayna, olay ufku dediğimiz kötü şöhretli yerin hemen üzerinde yer alan ve ergosfer olarak bilinen kara delik bölgesini içerecek kadar büyük olmalıdır. Ergosferde uzay kumaşı ışık hızından daha hızlı sürüklenebilir. Kulağa bu fizik yasalarını ihlal ediyor gibi görünse de bir warp sürücüsünün çelişki olmadan ışıktan daha hızlı hareket edebilmesi nedeniyle onlarla çelişmez.
Yasalar, uzaydaki hiçbir nesnenin ışıktan daha yüksek hızlarda hareket edemeyeceğini söylüyor. Ancak uzayın kendisi bu hız sınırını aşabilir. Bir nesne ergosfere girdiğinde kara deliğin dönüşü yönünde yuvarlanır. Teoride burası enerjiyi ve maddeyi çıkarabileceğimiz bir bölgedir ve ergosferden kaçan bilgi olay ufkundan önce geldiği için bu mümkün olabilir. Dinamik ve baş döndürücü bir ortam ama geri dönüşü olmayan bir nokta değil. Bir kara delik bombası yapmak için ergosfere bir ışık demeti parlatmak gerekir. Oraya vardıklarında ışığın fotonları kara deliğin dönme enerjisi tarafından büyütülecek, ardından ayna duvarına çarpacak, ergosferden geri yansıyacak ve teoride sonsuza kadar çoğalmaya devam edecek. Bu süper radyal sürecidir ve bombanın kalbindeki asıl mekanizmadır. Işık süper parlak bir şekilde saçılmaya devam ettikten sonra bir istikrarsızlık yaratır. Yalnızca bir süpernova olayıyla boy ölçüşebilecek derecede şiddetli bir patlama. Kara delik, etrafındaki maddeyi yok etmek için yayılan dumanlı, ateşli bir silaha dönüşür. Gezegenler patlar, yıldızlar arası ortam hem tutuşur hem de patlamanın güçlü baskısına yakalanır. Bu egzotik dünyalarda var olan herhangi bir yaşam daha ne olduğunu anlamadan ölecektir. Tüm gezegen sistemleri sterilize edilecek, yeni elementlerin ağır zenginliğiyle yıkanacak, ancak yüzeylerinde artık herhangi bir flora veya faunadan yoksun olacaklar. Aslında bu, kendi bombalarımızın yaptığına biraz benziyor. Düşerler, dünyanın bölgesel manzaralarını ikiye bölerler ve kitlesel bir yok oluşa sebep olurlar. Yalnız burada bir fark var. Dünyadaki bombaların toplamı bile bu kara delik bombası ile boy ölçemeyecek kadar az tahribat gücüne sahiptir. Enerji, ileri geri yansıyan kaçak bir patlamada üstsel olarak artacaktır. Ancak bu güçlendirilmiş ışığın bir kısmını kabuktan dışarı atarak süreci kontrol edebilir ve esasen sınırsız bir enerji üretebilirsiniz. Kara delik bombası gibi bir silah yapmak bizimkinden çok daha gelişmiş bir medeniyet gerektirir. Bir Dyson küresi bile medeniyetin kardeş ev ölçeğinde tip 1'e bile ulaşmamış olan medeniyetimizle karşılaştırıldığında en azından bir tip 2 uygarlık olmayı varsayar. Ancak bir kara delik bombası inşa etmek daha büyük bir zorluk. Çünkü teknolojiyi sadece aynayı yapmak için değil, aynı zamanda ilk etapta kara deliğe gitmek için de yaratmamız gerekecek. Yani yıldızlar arası seyahat probleminin de üstesinden gelmemiz gerekecek. Dönen bir kara delikten enerji çıkarmaya yakın bir yerde olamasak da bu çok gelişmiş bir yabancı medeniyet tarafından ya da uzak gelecekte kendi medeniyetimiz tarafından yapılamayacağı anlamına gelmez. Böyle bir medeniyet dönen kara deliğin etrafında bir yapı inşa edebilir ve daha sonra daha fazla enerjiyle yansıtılacak olan asteroidleri hatta elektromanyetik dalgaları bile içine düşürebilir. Daha da ileri gidilirse kara deliği yansıtan bir ayna kabuğuyla tamamen çevreleyerek kara delik bombası olarak adlandırılan bir şey inşa edebilirler. Kara deliğe parlayan ışık güçlendirilmiş olarak geri dönecek ve daha sonra ayna tarafından tekrar yükseltilecek olan kara deliğe geri yansıyacaktır. Ve böylelikle tahmin edilemeyecek kadar büyük enerji miktarı açığa çıkabilir. Bu hala bilim kurgu olsa da evrenin neredeyse tamamen öldüğü, yıldızların ve galaksilerin tek kalıntısının kara delikler olduğu çok uzak bir gelecekte bu yöntem herhangi bir medeniyetin hayatta kalması için belki de tek umut olacaktır. Enerjinin mega yapının içinde birikmeye devam etmesine izin vermek yerine aynada bir pencere açabilir ve kendi kişisel kullanımımız için enerjiyi açığa çıkarabiliriz. Şu anda karşı karşıya olduğumuz bir soru var. Topladığımız tüm güçle ne yapıyoruz? Büyümek için kullanabiliriz ya da onu evrendeki en büyük yıkım gösterilerini oluşturmak için kullanabiliriz.
Son olarak videoyu beğendiyseniz ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup bana destek olmayı unutmayın.